Sevgi en güzel hasletlerden biridir. Allah için sevmenin önemi büyük olup, bu sevgi çıkar endişesi olmayan bir sevgidir. Bunun için de değerlidir. Böyle bir sevginin kaynağı Allah inancı ve Allah sevgisidir. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız. Ebedi hayata inanan herkes cennete girmek ister. Cennete girmek için Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak gerekir. İmanın hayata yansıması özellikle insanlar arasındaki ilişkilerde kendini gösterir. İnsan sosyal bir varlık olup toplu olarak yaşamak zorundadır. Allah toplumun sağlam temeller üzerine kurulmasını ister. Bu da birbirine güvenmenin, dayanışma içinde olmanın, karşılıklı fedakarlıkta bulunmanın ve birbirini sevmenin toplumda yaygın olmasına bağlıdır. Bütün güzelliklerin temelinde sevgi vardır. Birbirine sevgiyle bağlanmış insanlardan oluşan toplum güçlü bir toplumdur. Güçlü bir toplumun oluşturulması herkesin yararına olur. Birbirini seven toplumları Allah da sever ve onlardan razı olur. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludur. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınanmasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Maide Suresi. Kıyamet günü Yüce Allah şöyle buyurur: Benim için birbirini sevenler neredeler? Gelsinler. Arşımın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün onları gölgelendireyim. Bu kutsi hadiste dikkati çeken nokta Allah için birbirini sevmektir. Kıyamet gününde dünya hayatı boyunca yapılan iyi kötü bütün işler olduğu gibi karşımıza çıkacaktır. Kötü işler yapan insanlar bunun sıkıntısını kıyamet gününde çekeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı günde, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Abese Suresi. Sıkıntıların had safhaya ulaştığı, çarelerin tükendiği bu anda insanlar bir ümit ışığı, bir sığınacak yer ararlar. O çetin günde Cenab-ı Hak birbirini seven insanlara merhamet eder, onları himayesine alır ve onların işlerini kolaylaştırır.